Milli Güvenlik Kurulu tamamen Erdoğan'ın kendi atadığı askeri ve sivil bürokratlardan oluşan bir tür alt komite özelliğinde. Yani eski Milli Güvenlik Kurulu toplantılarıyla kıyaslanmayacak bir şey bence. Dolayısıyla Erdoğan ne derse onu not alıp kamuoyuna açıklıyorlar. Ekonomik tehdit altında olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bütün bu ekonomik krizin Erdoğan'ın saçma sapan tezlerinden kaynaklandığını kabul etmiyorlar. Kötü yönetimden kaynaklandığını kabul etmiyorlar. Dünyada büyük lobiler var. Onlar Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor. O yüzden bu oyunu bozacağız. Yani işin altında yatan o. Bunu da bir güvenlik tehdidi olarak görüyorlar. İşte biraz okursan yandaş medyayı ya da yandaş kanallarda tahammül edip birkaç kişiyi dinlersen bunu teze sahip çıkan bir sürü kendini akademisyen diyen teorisyenler görüyorsun. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu da bu saçma sapan tezlerin peşine takılmış durumda. Yani normalde yatırım yapacağı Apple, yatırım yapacağı bir ülkeyi, mal sattığı bir ülkenin niye yok etmek istesin? Şimdi ekonominin gidişatını durdu, üretimi durdurdu. Yani şimdi Erdoğan'ı devirmek için mi durdurdu? Niye yani mal satmak varken bunu durdursun? Dolayısıyla diyorum ya paranoya o kadar teslim aldı ki şu anda Erdoğan o odadan buna koşturup yani o açıklamayı yaptırıyor, bunu tutuklattırıyor, onu serbest bıraktırmıyor. Milli Güvenlik Kurulu'na böyle açıklama yaptırıyor. Gerçekten sarayda sıkışmış bir despotun çaresizliğiyle karşı karşıyayız. Ve bundan sonra her hamleyi beklemek lazım. Yani köşeye sıkışan bir despotun ne yapacağını bilemeden bütün tuşlara bastığı bir Türkiye manzarasında karşı karşıyayız.